Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile Teyit AYT Geometri Soru Bankası kitabında analitik düzlemde dönüşümler konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarası 218 ve 219'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şu analitik düzlemde verilen A ve B noktalarının orta noktası bu doğruya göre yansıması C noktası olduğuna göre. Şimdi bunun orta noktasını bulalım önce. 3 artı 1 bölü 2 2'ye. Eksi 2 artı 0 bölü 2 eksi 1 yaptı. Evet, noktalarının orta noktası bunun y eşittir eksi x'e göre, değil mi? Y artı x demek, y eşittir eksi x demek. Bunun da y eşittir eksi x'e göre simetriğini bulalım. Noktalar hem yer değiştiriyor, eksi 1'e 2 yapıyor. Ama işaret değişiminde söz konusu, artı 1'e eksi 2 noktası yaptı. İşte yansıması c noktası olduğuna göre AC'nin eğimi kaçtır diye soruluyor. Bak şimdi, A noktası 3'e eksi 2, C noktasını da 1'e artı 1'e eksi 2 bulduk. Şimdi y'ler farkı bölü x'ler farkı eğim değil miydi? Evet. Y'ler farkı zaten 0 yapıyor. Bölü x'ler farkı eksi 2 yapıyor. O zaman cevap ne yapacaktır? 0 yapacaktır. Yani birinci soru Cihan oldu. Geldik 2'ye. Analitik düzlemde şu doğrunun eksenleri kestiği noktaların orta noktasının, evet, eksenleri kestiği yerleri bulalım. Arkadaş, x yerine eksenleri kestiği noktaların orta noktasından bahsediyor. X yerine 0 yazarsam hocam my eksi 8 eşi 0 oluyor. Y de buradan, yani my eşittir 8 oluyor. Y de buradan kaç oluyor? 8 bölü m oluyor. Peki y yerine 0 yazsam? Y yerine 0 yazdığım zaman da hocam 2x eksi 8 0 oluyor. Buradan da x kaç geliyor? 4 geliyor. Şimdi aslında x 4 demek, 4'e 0 noktası demek. X eksenini kestiği yer y'sinin 8 bölü m demesi de 0'a 8 bölü m noktası olmak demek. Bize diyor ki bu eksenleri kestiği noktasının orta noktasından bahsediyor. Şu toplamlarının yarısı 4 artı 0 bölü 2 2'ye, 0 artı 8 bölü m bölü 2'den 4 bölü m noktası yaptı. İşte bu. İşte bu orta noktasının orijine göre yansıması buymuş. Bunun orijine göre yansıması neymiş arkadaşlar? Normalde eksi 2'ye eksi 4 bölü m yapması lazım. E burada bu noktada bize eksi 2'ye eksi 1 verilmiş. Evet, buradaki bunlar birbirine eşit. Şundan da birbirine eşit olması lazım. Eksi 4 bölü m'nin eksi 1'e eşit olması lazım. Yani m de buradan kaç gelir o zaman? 4 gelir. İkinci soru E diremit oldu. Geldik 3'e. Analitik düzlemde 2x artı y eksi 1 doğrusunun y eşittir x doğrusuna göre simetriği. Bak şimdi. Normalde şöyle düşün. X virgül y'nin y eşittir x'e göre simetriğinde ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyordu. Yani y virgül x oluyordu. Denklemde ne yapacaksın? X gördüğün yere y, o zaman y gördüğün yere de x yazacaksın. Yani denklemimiz ne oluyor o zaman? 2y artı x eksi 1 eşi 0 yapıyor. Yani düzenleyecek olursak x artı 2y eksi 1 eşi 0 oluyor. Bu doğrunun y eşittir x doğrusuna göre simetriği. Evet, x ekseni boyunca bir birim sağa. Ben şimdi bunu x ekseni boyunca bir birim sağa öteleyeceğim. Yani normalde grafik çizilip x ekseni kestiği yer bir birim sağa atılır. İşte y ekseni kestiği yer falan sorulur böyle. Sonra benzerlikten falan yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde, ya da direkt şey de yapabilirsiniz. Hani x ekseni boyunca bir birim sağa öteleniyorsa x'e yapılan, bu şekilde doğruya yapılan ötelemelerde ters mantık vardır. İki şekilde yapayım ben sana. Bir birim sağa diyorsa x yerine x eksi 1 yazacaksın sadece. X eksi 1 artı 2y eksi 1 eşi 0 oluyor. Yani x artı 2y eksi 2 eşi 0 doğrusu yaptı. Bak, bu birinci çözüm olsun burada. Y ekseni kestiği nokta isteniyor. Yani sen burada da x yerine 0 yazarsan eğer y'si de kaç geliyor? 1 geliyor. Cevabı böyle işaretleyebilirsin. Ya da ikinci yolu söylüyorum şimdi. İkinci yolda grafiği çizersin. Hocam x yerine 0 yazsam y'si 1 bölü 2 gelir. Y'si 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Y yerine 0 yazsan x de 1 yapar. Şimdi bizim grafik nasıl oldu? Hocam grafik böyle oldu. Diyor ki bize, sen x ekseni boyunca bir birim sağa ötele. Bir birim sağa ötelince bu nokta buraya gelecek. O zaman ötelenmişinde doğru böyleyse böyle olacak. Yine aynı doğru olacak. Şu şekilde olmayacak mı? Evet. İşte bu doğrunun y ekseni kestiği yer isteniyor. Bir birim öteledik ya. Hocam burası bir birim. E burası da bir birim. E şunlar birbirine paralel. Hocam bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. Yani şunlar da birbirine eşit. Burası 1 bölü 2 ise burası da 1 bölü 2 olacak. O zaman buradaki noktada ne yapıyor? 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 1 yapıyor. İki farklı şekilde gösterdim sana. Cevabı böylelikle 1 bulduk. Güzel soru. Dikkat edin buna. ÖSYM sever. Yalnız dediğimiz gibi böyle bir birim sağa ötelendiğinde x yerine x eksi 1. Bir birim yukarı ötelendiğinde o zaman y yerine y eksi 1 yazacağız. Bir birim sola ötelensin deseydi x yerine x artı 1 yazacaktık tersi. Tamam. Evet. Bunu matematikteki dönüşümlerden biliyoruz. Üçüncü soru böylelikle bu şekilde oldu ama geometrik olarak da çözüm yöntemi de bu. Bu da güzel bir çözüm.
Geldik dördüncü soruya. Evet, AD uzunluğunu 5 birim vermiş. BAC açısını 60 derece vermiş. D noktasının AB kenarına göre simetriği P. Evet, AB'ye göre simetriğini alalım. Şimdi AB'ye göre simetriği tam olarak burası. Nasıl olacak? Dik olacak ve birbirine eşit olacak. İşte burası P noktasıymış. Sonra AC kenarına göre simetriği de T'ymiş. AC'ye göre simetriği de bu değil mi? Dik olacak ve yine birbirine eşit olacak. Şöyle şöyle. Şurası da T. Şimdi bizden ne isteniyor? PT. Arkadaş, PT uzunluğu isteniyor. PT'yi sonra çizeriz. Dikkat et. Dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aklına geldi. İkizkenar. Hemen şöyle ikizkenarı oluşturduk. Hocam ikizkenar 5 ise burası da ne yapar? 5 yapar. Hatta bu bir açıortay oldu mu? Oldu. Dik tabanı iki eş parçaya böldü. Burada da aklımıza ikizkenar geldi. Hemen ikizkenarlığı oluşturuyoruz şöyle. Hocam burası da ne oldu o zaman? Açıortay oldu. Bak, nokta ile çizginin toplamı 60 ise 2 nokta ile 2 çizginin toplamı 120 yapar. Bu arada ikizkenardan dolayı burası da 5 yaptı ve benden PT uzunluğu isteniyor. Artık şuradaki üçgene bakabiliriz. Tepe açısı 120. Aa, ikizkenar üçgen. 30 30 120 üçgeni. 5 ise burası da 5 3 yapar mı? Yapar. Yani cevap böylelikle Denizli yaptı. 4 dönüyor soruda. Güzel bir soru. Daha önce ÖSYM'e benzerini sordu. Haberin olsun. Geldik 5. soruya. Dik koordinat düzleminde 3'e 4 noktasının orijine göre yansıması. Evet, orijine göre yansıması. Arkadaşım, 3'e 4'ün orijine göre yansıması A üssüymüş. Orijine göre yansımada işaret değişiyordu her ikisinin. Eksi 3'e eksi 4 yapar. A üssü noktasının orijin etrafında negatif yönde. Negatif yön dediği şu yön arkadaşım. Normalde eksi 3'e eksi 4 burası. Bizim negatif yön bu yön olacak. Negatif yönde 90 derece döndürünce buraya düşecek. Şimdi bu şekilde döndürmelerden noktalar yer değiştiriyordu. Yani 4'e 3 olacak hocam. İşaret de hangi bölgeye düşerse. Yeni işaretimiz bu bölge olacak ya. Bu bölgenin işareti eksiye artı olacak. Evet, burası da A 2 üssü oldu mu? Oldu. Bize diyor ki A üssü, A2 üssünü de bulduk. İşte A, A2 üssü uzunluğu nedir diye soruluyor. A uzunluğu bu. A2 üssü uzunluğu bu. X'a farkı 7. Y'ler farkı 1. Kare küçüğünde 7'nin karesi artı 1'in karesinden 50 çıkar burası. Bu 50 de nedir? 5 kök 2'ye eşittir. Yani cevap E'dir. Bit yapar. 5. soruda. Geldik 6'ya. Şekildeki dik koordinat düzleminde AB kenarı X eksen üzerinde bulunan ABCD karesinin önce Y eksenine göre simetriği. ABCD karesinin önce Y eksenine göre simetriği alınacakmış. Haydi bakalım Y eksenine göre simetriğini alalım. Y'ye göre simetriğini alınca şöyle bir kare yaptı değil mi bu? Evet. Yani bu ne demek? Şuradaki uzunlukların birbirine eşit olması anlamına geliyor. Sonra X ekseni boyunca da 8 birim sağa ötelenirse şu kare elde ediliyormuş. Ben bunu 8 birim sağa öteleyeceğim. Bunu 8 birim sağa ötelersem bu buraya mı gelecek? Evet. Şuradaki uzunluk toplamda 8 olacak o zaman. AP uzunluğunu 2 vermiş bize. Oo, burası 2 ise burası 6. Bunlar 3 3 mü yaptı? Evet. İşte bizim karemiz bu şekilde oluyor ya, 8 birim sağa ötelediğimizde. Arkadaş, karenin bir kenarı kaç çıktı? 5 çıktı. Bizden zaten ne isteniyor? Karenin bir kenarını 5 bulduk ya artık. 5'in karesi yani 25. Cevap Denizli. 6. soru Denizli oldu. Geldik 7'ye. Analitik düzlemde çizilen ABCD düzgün altıgeninin AB kenarı X ekseni üzerinde, F köşesi de Y ekseni üzerine denk gelmiş. C köşesinin apsisi de verilmiş. Arkadaş, ilk önce dış açısı nedir? 360 bölü 6'dan 60. O zaman burada 30, 60, 90. Bu 12 verilmiş ya, 12'yi şöyle kullanacağım ben. Tabii ki şöyle aşağıya dik çizerek. Hocam, buradaki uzunluk 12 olacak. Dış açısı 60 ya, burada da 30 derece çıktı. Ve burası da K olarak verilmiş zaten. Dur bakalım, 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2A. O zaman burası da 2A, burası da 2A. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A'dır. 2, 3, 4. 4A'yı biz buradan 12 buluruz. A'yı da böylelikle 3 buluruz. A 3. 30'un karşısı 360'ın karşısı 3 kök 3 olacak ya, K'yı da 3 kök 3 olarak buluruz bu arada. Neyse, ben bunu F noktası etrafında ok yönünde 120 derece döndüreceğim. D köşesi isteniyor benden. Arkadaş, şimdi D köşesi isteniyorsa D köşesini döndüreceğim. 120 derece döndüreceğim. Dikkat et. Şurada kaç kaç derece? Hocam burası 120 ya, bunlar 30-30 yapar. Şimdi bilerek çizdim bunu. Çünkü bunu döndüreceğim ben. Ve bu arada 30-120 burası da 30 derece yaptı mı? Yaptı. Şimdi dikkat et, ben bunu 120 derece döndüreyim. Bunu döndürürken hop şöyle bir dönüş olacak 120 derece. Hocam 60 buraya kadar, bir 60 daha gidecek böyle. Şuraya kadar mı gelecek? Evet. 120 derece dönmüşü burası olacak. Ve buradaki nokta D üssü noktası mı oluyor? Evet. D köşesinin apsisi isteniyor zaten bizden. Dikkat. Dikkat, dikkat. Arkadaş, biz A'yı kaç bulduk? 3 bulduk. A 3 ise bir kenar kaç çıkar? 6. Hocam burası 6, burası 6 ise burası 6 kök 3 oldu mu? Oldu. Dikkat edersen burası kaç? 60 derece oldu 120 derece döndürdüğümüzde. Bizden bu noktanın apsisi isteniyorsa ne yaparız? Hocam, apsisi isteniyorsa şuradan şöyle şuraya dik çizeriz kardeşim. Değil mi?
Şöyle dik çizeceğiz. İşte buradaki diki bulmaya çalışacağız şimdi. Evet, bulalım bakalım. Çıktı bir şeyler meydana. Şu 60'ı kullanacak şekilde şuradan dik çizecek olursam. Burası 6√3 ya. Döndüğünde şöyle bir dairesel dönüş yapıyor. Hocam şurası yarıçap, burası da yarıçap. 6√3 yani burası. 90'ın karşısı 6√3'ü, 30'un karşısı yarısı. 3√3, 3√3 katı da 9 yapar burası. 9 ise burası da 9 oldu. Yani apsisimiz kaç oldu o zaman? -9 yapar. Evet, cevap C'ye ne oldu? 7. soruda. Güzel bir soru. D noktasını döndür diyordu. Sadece D'ye odaklandım. Böyle altıgenin hepsini şey yapmadım, döndürmedim. Dikkat et, tamam. 7. soru. Ceyhan. Geldik 8'e. Analitik düzlemde 5'e 9 noktası birebir noktası etrafında döndürülüyor. Bak, biz nokta döndürmeyi orijin etrafında döndürmeyle yapıyoruz. Yani ben bunu 0,0 noktası yaparsam eğer, bu noktası bu nokta etrafında dönecek ya, bu noktayı 0,0 yaparsam. O zaman bir dönüşümü uyguladım ben. Öteleme yaptım. Yani bir birim sağa kaydırdım. O zaman bunu da bir birim sağa kaydıracağım. Sağa kaydırıp 6. Bir birim aşağı indirdim. Bunu da bir birim aşağı indirdim. 8. Yani aslında 5'e 9 noktasını eksi 1'e 1 noktası etrafında döndüreceğime şunu orijine taşıdım. Bunu da orijine taşıdım. Şunu da şuna orijinde uyguladığımız dönüşümü yaptım. Ne yaptım? Apsi bir birim sağa kaydırdık. Bunu bir birim sağa. Ordinatı da bir birim aşağı indirdik. Bunu da bir birim aşağı indirdik. Şimdi sen 6'ya 8'in 0,0 noktasını etrafında döndürsen. Arkadaş 6'ya 8 burada negatif yönde 0,0 bu şekilde. Buraya mı gelecek? Evet. 6'ya 8 noktasını normalde 8'e 6 noktası yapacak. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyacağız. Bu bölgede bunun işaretini koyduk. Peki en başta ne dönüşüm yapmıştık? Arkadaş bunu şimdi ben bunu 0,0 noktası etrafında döndürmesini yaptım. Ben burada 8'e eksi 6'yı buldum ya. En baştaki yaptığımız dönüşüm apsisine 1 eklemekti. Ters dönüşümü yapıyor şimdi. Geriye geliyorum. O zaman geriye dönüş içinde apsisinden 1 çıkartacağım. Apsisinden 1 çıkarsam eksi 7'ye ve bunun da apsisinden 1 çıkartmıştım. Şimdi burada apsisine 1 ekleyeceğim. 1 eklediğim zaman 5 mi yapıyor? Eksi 5 mi yapıyor? Evet. Cevabımız o zaman eksi 7'ye eksi 5 yapar. Yapar. Aa, eksi 7 olur mu bu? Şuradan 1 çıkarttığı zaman 7 yapar. 7'ye eksi 5 yapar. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu. Bence bu şekilde yap. Şekil çizerek de yapabilirsin. Ama sen bunu orijine çevir. Orijine çevirmiş halinde yap. Orijine çevirdiğinki dönüşümün tersini uygulayıp en son bulduğun noktaya da o hamleyi yapıp sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Eğer sen orijin etrafında döndürmenin temel mantığını biliyorsan, noktaları çevir, hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koy yapıyorduk değil mi? Evet, 8. soru. Ceyhan, geldik 9'a. Dik koordinat düzleminde 1, K, M, N noktası orijin etrafında pozitif yönde. Arkadaş, pozitif yönde şu yönde 270 derece döndürmek demek, bu yönde 90 derece döndürmek demek değil midir? Evet. Şimdi ben bunu o zaman M virgül M buradaysa, bakın M virgül N buradaysa bu yönde 90 derece ya da 270. 1, 2, 3 buraya geliyor zaten. Burası da N virgül M olacak ama dikkat, hangi bölgedeyse onun işareti. Yani N virgül eksi M oldu. Sonra elde edilen nokta x ekseni boyunca negatif yönde 3 birim. Yani bunu N eksi 3 yapacağım o zaman. Apsisinden 3 çıkartacağım. Y ekseni boyunca pozitif yönde 9 birim. Ordinatına da 9 ekleyeceğim. Yine M virgül N noktası oluyormuş. Aa, bunu M virgül N oluyormuş. O zaman şunlar birbirine eşit. Yani N eksi 3 eşittir M. Bir de şunlar da birbirine eşit. Eksi M artı 9 eşittir N olacak. O zaman gel ya M yerine bunu yaz ya da N yerine bunu yaz. N yerine eksi M artı 9 yazalım. Eksi M artı 9 yazarsam eksi 3 de burada var. M de burada oldu. 6 eşittir 2 M yaptı. M'yi de buradan 3 bulduk. M yerine 3 yazdığımızda eksi 3. N de buradan kaç geldi? 6 geldi. İşte bizden M çarpı N isteniyor. O da 3 çarpı 6'dan 18 yapar. Cevap Balıkesir oldu 9. soruda. Geldik 10. soruya. Ali kitabındaki bir soruyu silerken şekil 1'deki gibi sorunun bir kısmını yırtmıştır. Kopan parçayı daha sonra bulamayan Ali, aynı testi çözen arkadaşa Ayça'ya şekildeki D doğrusunun Y eksenini kestiği noktayı sormuştur. Ayça doğruyu Y eksenini kestiği nokta etrafında negatif yönde 30 derece döndürürse şekil 2'deki L doğrusunun elde edeceğini cevabını vermiş. D doğrusunun şeyi nedir diye soruluyor. İlk önce yırtılan kısmı şöyle bir gösterelim mi? Hop, şöyle yırtılan kısım burası. Ve doğrumuz da bu şekilde değil mi? Doğrumuz da bu şekilde. Şimdi y ekseni kestiği nokta etrafında 30 derece döndürürsem negatif yönde. Şu yönde 30 derece döndürürsem bu böyle gidiyor. Bu yönde 30 derece döndürürsem böyle gidiyor. Yani o zaman ne oldu? O zaman burada kaçı? 30 derece oldu. Çünkü burayı ben 30 derece döndürüyorum kardeşim. Hop şöyle. Değil mi? Ya da şurada kaç 30 derece değil mi? Evet. Bu 30 derece oldu. Şimdi bu arada şekil L doğrusunu elde ediyormuşum. Yani burası eksi 3 olacakmış. Tamam. Şurası kaç birim?
Burası 3 birim. Burası 1. Pardon. Burası 2 birim. Burası 1 birim. Vay vay vay. Şimdi burada arkadaşlar tanjant artı b'nin açılımından da gidebiliriz. Ya da şu 30'un mantığını kullanacak şekilde şöyle dik çizebiliriz. Ama şurayı parçalayacağım ya. Öyle dik çizeceğim. Şuradan dik çizip de hocam 90'ın karşısı 2a ise 30'un karşısı a deyip sonra şu üçgenle şu üçgene benzerlik yapabiliriz. Tabi bu kenarları da yazmak lazım. Burası 4a kare eksi 9 yapıyor kare küçüğünde. Pisagor bağıntısından burası da karesi artı karesi 4 kare eksi. Burası da 4a kare eksi 8 yapıyor kare küçüğünde. Sonra şu üçgenle şu üçgenle benzerlik uygularsan sonuca ulaşırsın. Kesin ve net. Ama ben sanırım burada bu işlemden yapacağımıza trigonometriyi de öğrendik varsayıyorum. Bizim Egehan gibi konuştum. R'leri söyleyemiyor. Evet varsayıyorum. O zaman ne oluyor? Tanjant A artı B'nin açılımını yaparım kardeşim. Şuraya A diyeyim istersen. Şimdi tanjant A artı 30'un açılımı neydi? Tanjant A artı tanjant 30 bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant 30'du. Tanjant A artı 30 belli mi? Belli. Şuraya bir X dersem eğer ki zaten benden D doğrusu neyim isteniyor. Şuraya istersen Y diyeyim. Y'yi bulursam olay bitiyor. Tanjant A artı 30 3 bölü Y değil midir? Evet. Yani 3 bölü Y eşittir. Şimdi tanjant A belli mi? Belli. 1 bölü Y artı tanjant 30 belli mi? Belli. Tanjant 30 da 1 bölü kök 3'tü. 1 bölü kök 3 bölü çarpımları 1 eksi çarpımları yani 1 bölü Y kök 3 yaptı mı? Yaptı. Şimdi içler dışlar yapalım bakalım. Bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu çarpacağım. Haydi bakalım çarpmaya devam. Bununla bunu çarpınca 3 eksi 3 bölü Y kök 3 geldi. Ya şey yapsa mıydım keşke. Ama neyse. 3 eksi 3 bölü Y kök 3 geldi. Eşittir. Bununla bunu çarpıyorum. Y ile 1 bölü Y'nin çarpımı 1 yaptı. 1 artı Y bölü kök 3 yaptı. Şimdi bunu buraya bunu buraya atalım. 2 eşittir. Y bölü kök 3 artı 3 bölü Y kök 3 oldu. Ben bunu Y ile genişletirsem o zaman 2 eşittir. Y kare artı 3 bölü Y kök 3 yapar. Buradan işler dışlar yani buradan 2 kök 3 y eşittir y kare artı 3 geliyor. Valla burada y yerine değer yazalım. Burada çarpanlar ayrılır da köklü sayılar da işin içine girecek. D doğrusu neyimi istediyor y'yi bulmam gerekecek. Yani kök 3 var ya bir kök 3'ü deneyeyim bakayım y yerine kök 3 yazarsam. Hocam burası 2 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 6 yaptı. Kök 3'ün karesi 3, 3 artı 3 de 6 yapıyor. Evet hissettik tuttu y'yi kök 3 bulduk. Madem y kök 3. Benden ne isteniyor? D doğrusu neyimi? D doğrusu neyimi? Şu açının tanjantı. Yani şuradaki alfa açısının tanjantı değil midir? Eğim dediğimiz tanjant alfadır. O da kök 3 bölü 1'e eşittir. Yani kök 3'e eşit olur. Evet 10. soru. Böylelikle Ceyhan çıkar dostlar. Ama biraz bir tık zor bir soruydu değil mi? Son testteyiz kardeşim. Zor sorular da olsun. Geldik 11'e. 6, 2 noktası orijine birleştiren çizilmiş. Burası da 20 derece verilmiş. Tamam. Şimdi bize diyor ki A noktasının x artı y eşit 0 doğrusuna göre simetriği B. Arkadaş ilk önce x artı y. X artı y eşit 0 doğrusu y eşittir x doğrusu değil midir arkadaşım? Evet. Y eşittir x doğrusunu, y eşittir eksi x doğrusu pardon. Y eşittir eksi x doğrusunu şöyle bir çizelim. Y eşittir eksi x'e göre simetriğini alınca hop şöyle bir şey yapıyor değil mi? Hocam simetriğini alınca buna göre simetriğini alınca şurası yapacak. İşte burası ne demiş? B noktasıymış. Hocam simetriğini almak demek şurası dik demek ve şurası B noktası yapıyor demek ve şunlar da birbirine eşit oluyor demek. Aa hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü aklımıza ikizkenar geldi hemen ikizkenarı oluşturalım. O zaman bu bir açıortay olacak mı şöyle? Olacak. 20 burası bu y eşittir eksi x doğrusuysa 45 45 burası ters açıdan dolayı burası da 45. Yani burası 65 burası da 65 yaptı mı? Yaptı. Şimdi AOC açısı isteniliyor bizden. AOC. C'yi de buluruz arkadaşlar. Dur bakayım. Y eşittir x'e göre simetriği de. Y eşittir x doğrusu da şu değil mi? Evet. Y eşittir x doğrusu da bu. Yani y eşittir x doğrusunda da 45 derece bir açı olacak. Şurası 45 derece. Bunun da tamamı 45 derece. Buraya 25 derece kaldı. Buna göre simetriğini alınca da işte buradaki noktada C noktası yapıyormuş. Dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak. Burada da arkadaşım şey geldi. Dik tabanı iki eş parçaya böldü. X kenar oluştururuz böyle. O zaman 25 ise burası da 25 olur mu? Olur. Bak. AOC. Hop 50 derece demiş. Doğru mu? Doğru. BOC. BOC. BOC açısı. Şuraya bak bakayım. 65 burada. 65 burada. 130 yaptı.
50 de burada 180 yapıyor. Evet, BOC açısı tamamen 180 yapıyor. Bunun 180 olması lazım. Bu yanlış. AOB açısı diyor. AOB açısı 65 burada, 65 burada, 130 derece yaptı. Doğru. AB uzunluğu 8 kök 2 demiş. AB uzunluğu 8 kök 2 olamaz. Özel bir üçgen değil. Pisagor bağıntısından bir dakika. Neresi isteniyor? AB uzunluğu. AB. Ben şurayı bulamam ki. Şurada kaç derece? 65 derece yapıyor. Pisagor bağıntısından şurası falan çıkmaz. 8 kök 2 falan filan çıkmaz gibi duruyor. Özel bir açı değil. Özel bir açı olmadığı için ben bunu bulamam kardeşim. Şurayı bulamam. Maalesef bulamam. O zaman şu da yanlış. BC uzunluğu da 4 kök 10 demiş. BC uzunluğu 4 kök 10. Arkadaş bu ne yapıyor? Buradaki uzunluk hesapla istersen. Orijinle arasındaki uzaklık. X'ler farkının karesi. Y'ler farkının karesi. Kare kökünde 6'nın karesi artı 2'nin karesinden kök 40 yapıyor. 2 kök 10 yapıyor. Bu 2 kök 10. Burası da 2 kök 10. Burası da 2 kök 10. Ve şuradaki açı da 180 derece olduğundan doğrusal. BC uzunluğu da 4 kök 10 oldu mu? Oldu. Yani bu da doğru olmuş oldu. O zaman 1, 3, 5. 1, 3, 5 doğru oldu. Cevap 11. soruda Balıkesir oldu. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat. Ve geldik kara soruya. Evet, güzel bir soru. Lütfen dikkat. Uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olan OABC dikdörtgenin alanı D0'a 4 noktasından geçen bir doğruyla eşit alanı 2 bölgeye ayrılıyor. Bak, dikkat. Paralel kenarda dikdörtgende, karede eşkenar dörtgende, yani paralel kenarın özel hallerinde bir doğruyla alan iki eş parçaya ayrılıyorsa bu kesinlikle ama kesinlikle ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Bu ağırlık merkezinden geçiyorsa, bak şimdi bu ağırlık merkezinden geçiyorsa eğer, bunu daha öncelerinde çok söyledim, bunu biliyorsun, ispatını yapmayacağım çünkü çok yaptım. Ağırlık merkezinden geçiyorsa bu ne demek? Köşegenlerin kesim noktası demek. Şunlar eşit olacak ya. Aa, kelebek çıkıyor burada. Kelebek tek oran birebir. O zaman burası da 4 birimse burası da 4 birim olur. Burası işte x ise burası da ne olacaktır? X olacaktır. Tamam. Bir de ağırlık merkezini biz nasıl kullanırız? Ağırlık merkezi şöyle de kullanılabilir kardeşim. Burası ağırlık merkeziyse, köşegenlerin kesim noktasıysa, dik çizdiğinde iki eş parçaya böler. Burada da dik çizdiğinde iki eş parçaya böler. Hatta burası bak A ise, bak burası A iken burası 2A. Burası da B iken bak burası da B. Yani şurası 2B iken burası da B yapıyor. Bakalım bunu kullanacağız şimdi. Şimdi soru ne diyor? Dikdörtgen A köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde. Ben bu dikdörtgeni saat yönünde 90 derece döndürdüğümde dikdörtgenin bir kenarı buraya geldi. O zaman dikdörtgenimiz şöyle mi oldu dostum? Evet. Şimdi dikdörtgenimiz böyle bir şey oldu. Eyvallah. Sonra biraz kötü oldu. Şunu şöyle düzgün çizeyim. Daha güzel oldu sanki. Evet. Doğru da 4'e 0 noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde. Arkadaş bu doğruyu da saat yönünde 90 derece. Saat yönünde 90 derece döndürdüğünde böyle bir doğru olacak. 90 derece döndürdüm ya. Yani burada kaç? 90 derece olacak. Bu alan yine eşit 2 bölgeye ayrılıyormuş. Yine madem bu alan eşit 2 bölgeye ayrılıyor. O zaman şöyle bir şey kardeşim. Bu alanda eşit 2 bölgeye ayrılıyorsa yine bu ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Bir kere 90'lar havada uçuşuyor. Büyük ihtimal alfa beta'ya dalacağım. Şuranın kaç olduğunu biliyorum. Ben buranın 4 olduğunu biliyorum. Buradaki ağırlık merkezini kullanmak zorundayım ben şimdi. Alfa beta'ya dalarsam şu uzunluğun ne olduğunu bilmiyorum. Ya da bu uzunluğun ne olduğunu bilmiyorum. Hocam burası 4 iken uzun parça 4 olmaz mı? Bilemeyiz ki onu. Yani illa o doğru biraz daha böyle şey olabilir belki. Belki sen 4 ile yapacaksın ama ben işi garantiye alayım. Ne yapayım? Şuradan bir dik çizeyim kardeşim. Ağırlık merkezini kullanayım. O zaman burayı iki eş parçaya bölmez mi? Böler. Bir de ne demişti burada? Kısa kenarın 3 katı uzun kenarı. Burası 2A ise şurası 6A. Burası 6A ise şurası da olacaktır. Yarısı 3A olmaz mı? Olur. Şimdi burası ne? 2A. Dikkat et. 2A. Burada alfa beta'ya dalacağız. Alfa. Ama şu uzunluk lazım bana ya. Tamamı 6A'ydı. Hocam burası 6A ise buraya 6A eksi 4 kaldı. Çok güzel. 6A eksi 4 kaldı buraya. Şimdi alfa 90 beta. Burası da alfa. Dik üçgen lazım. Hocam dik üçgeni şöyle çizebiliriz. Ağırlık merkezini kullanarak da dik üçgen çizerdik ama şekil sanki biraz daha karışacak. En azından burayı biliyorum. Bak burası 2A. Hocam şurası lazım bana. Burasıyla şurası birbirine eşit de 6A eksi 4. Burası da 6A eksi 4. Hocam burası da 6A eksi 4 oldu. Tamamı 4. 4'ten bunu çıkartırsam 4 eksi 6A eksi 4 dersem 4 eksi 6A artı 4 yapar. Yani buraya 8 eksi 6A kaldı. Çok güzel. Alfa 90 ise beta. Bak şimdi ne oldu burada? Şunlar benzer. Hadi bakalım. Beta'nın karşısı 8 eksi 6A'nın, beta'nın karşısı 3A'ya oranı eşittir. Alfa'nın karşısı 2A'nın, alfa'nın karşısı toplamda 7A eksi 4'e oranı. Oo, sayılar çok gıcık. İşler dişler yapınca çarpanlar ayırmadan sonuç gelir. Düşünelim burada, yerine yazalım.
A yerine 1 yazalım. Olmadı 2 yazalım. Olmadı 3 yazalım. Baktık bulamıyorsak mecbur işler dışlardan çarpanlar ayırmadan yapacağız. A yerine 1 yazarsam burası 2 bölü 3 yapıyor. A yerine 1 yazarsam burası da 2 bölü 3 yapıyor. Ha, hissettik. A'yı 1 bulduk. Tamam, süper. Dikdörtgen çevresi nedir diye soruluyor. O zaman dikdörtgende A 1 ise eğer, hocam burası 2 yapar. Burası da 12 yapar. A 1 pardon. Burası da 6 yapar. Çevresi 2, 6, 2, 6 toplamı. Çevrede o zaman 2 artı 6'dan 2 tane var. 16 mı yapıyor? Evet. Biraz kara soru değil mi? Yani şu kara soruda gerçekten bayağı bir bilgi vermiş olduk burada. Bayağı bir şeyi de hatırlamış olduk arkadaşlar. Ama güzel bir soru. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Evet, 12. soru. Akçay oldu. İnşallah bu kara soruyu da yapmışsınızdır. Ya uğraşmanızı da istiyoruz zaten bu kara sorularla. Ama çözülemeyecek bir şey yok. Her verilen bilgiyi kullanıyorum bak. Amaçla verilen bilgiyi kullan. Başka bir şey söylemiyorum ben bu sorularda değil mi? Evet gençler, böylelikle bu neyi bitirdik biz? Başlığımız neydi? Analitik düzlemde dönüşümleri bitirdik. Sırada ne var? Çemberin analitik incelenmesi. Çemberin analitik incelenmesinde. O zaman ne diyoruz? Her zamanki cümlemizi kırarım. O zaman çemberin analitik incelenmesi konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.